Efendim merhabalar. İşin özü Tuncay Öz formatı ile başladığımız maceranın dördüncüsünü çekiyoruz. Aradan zaman geçiyor. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Eleştiriler alıyorum. Eleştirileri yerine getirmeye çalışıyorum. Özellikle bütün arkadaşlarımın ya da bana geri dönüşlerdeki en önemli sorun olan göz kontağını sizinle beraber kurmaya çalışıyorum. Geçen hafta biraz sinirliydim. Kendime de kızdım aslında. Sonuçta pazar günü yaptığımız bir şey bu. Biraz şey olması lazım. Biraz daha yumuşak olması gerekiyordu. Biraz sinirlendim falan. Sonradan kendimi izlediğimde dedim ki Tuncay ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Yani bu kadar sinirlenmene gerek yoktu diye düşündüm. Fakat bizim yerli Steve Jobs, siz ona Bay Reji de diyebilirsiniz. O şeydi, özellikle şimdi kısa shortlar yapmaya başladı. Kısa videolar yapmaya başladı. Sağ olun, onlara da ilginiz son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Yani yavaş yavaş bir şeyler olmaya çalışıyor. Tabii oldukça insanla böyle geri dönüşler alınca bu sefer daha özeniyorsun. Böyle bir şeyler oluyor. Aman diyorsun yani aman bu sefer stres oluyorsun. Dur, bir dur diyorsun. Şimdi geçen hafta çok güzel bir dizi izledim. Onunla başlamak istiyorum. Bu biraz beni de anlatan bir şey olduğu için sizinle öyle paylaşmak istedim. Şimdi Engin Günaydın diye çok başarılı bir aktör ve senarist var. Netflix'te Antropoz diye bir iş yapmışlar. Gerçekten çok güzel. 6 bölümlük bir dizi böyle akıp gidiyor. Şeyde işte ben izledim. İşte orada biraz şeyler vardı. Tamer Karadağlı da vardı. Şeylerde böyle Twitter'da falan gördüm. Oradaki tepkiler şöyle bir şey. İşte Tamer Karadağlı'yı gördüm, bıraktım falan filan diye böyle bir takım tepkiler olmuş. Sonra onunla ilgili bir takım şeyler izledim. Yani o Tamer Karadağlı işin içine nasıl girmiş, o falan Engin Günaydın'ın röportajlarını izledim. Yani aslında Tamer Karadağlı o rolü hiç, yani o yapımda olmayı hiç istememiş. Ama Engin Günaydın ve yönetmenlerin ısrarıyla olmuş. Önyargı kötü bir şey. Bence Tamer Karadağlı bayağı da başarılı bir şekilde rolünün hakkını veriyor. Güzel bir şey. Hikaye şu. 50'li yaşlara gelen adam saçını değiştiriyor. Tipini değiştiriyor. Ve hayata dair bakışını değiştiriyor. Hani bu kadınların menopozu var ya. Erkeklerdeki de antropoza giriyor ve bu dünyayı artık böyle antropoz eşliğinde görmeye başlıyor ve onunla birlikte başlayan bir hikaye var. Hikayeler var. Mizah, kara mizah. Bu Vavien'de başlamıştı. Şimdi ikinci işi bu. Engin Günaydın'ı bence son derece de başarılı tavsiye ediyorum. Yani öncelikle bu pazar gününüzde eğer henüz izlemediyseniz izleyin. Çok ince espriler var, güzel espriler var ve ben de oradan kendime şeyi çıkarttım. Ulan Tuncay dedim, yani sen de şimdi 50'lere yaşlarına geldin, sen de hayatını değiştirdin. Sen saçını boyatmadın ama sonuçta işte ekrana çıkıyorsun değil mi? Yani şimdi sizinle böyle karşılıklı bir iletişim kuruyoruz. Şimdi bu iletişimi kuruyoruz. Arkadaş yani bu yaşa geldim hiç derdim olmayan bir sorun var artık. Göz kontağı kurma hikayesi. Yani arkadaş ben bu işin mutfağındaydım. Makalelerime bakardım, başlıklarıma bakardım, ona bakardım. İşte haberin içindeki ana unsur neyse onu çıkartırdım. Öyle konuşurduk. Yani şimdi derdime bak ya ulan diyorum bir dahaki videoda bunu düzelteyim yani sürekli göz kontağını koruyup. Çünkü bu göz kontağı işini Ordu'nda da çok önemserdi. Yani bir televizyonda seyirciyle kurulacak bağlantının içindeki o biçimsel olarak Uğur Bey göz kontağının çok önemli olduğunu söylerdi. Bu mutfak kısmını yani kaç dakikada geldik buraya? 5 dakikadır böyle anlatıyorum ama öncelikle tebrik ederim. Yani hayatımızda
özellikle antropoz noktasında ve menopozlu insanlar noktasında, ulan ne yapayım ben noktasında, bir hayatı değiştireyim, akan hayat geçti gitti, şimdi ben ne yapacağım derken, bazıları da kendini böyle işte şeyde buluyor. YouTube'da buluveriyorsun. Ondan sonra bakıyorsun. O insanlar izlediler bu falan. Hatta böyle telefon ediyorsun. Şşt, izleyin ha. Ondan sonra izlemeyse sınav yapacağım falan diyorsunuz böyle. Böyle espriler alıyor gidiyor. Şimdi geçen hafta başka bir film olayı daha vardı. O da Altın Portakal film ödülleri verildi. Şimdi Altın Portakal film ödülleri Türkiye'de her zaman çok önemli olmuştur. Bir kere çok kavgaları olmuştur. İşte ödül alanlar, ödül verenler, mesela geçen yıl hatırlıyorum bu az önceki sözünü ettiğim arkadaş ödül verirken en iyi kadın rolünü alan arkadaş, ödülünü alan arkadaş, işte bir şeyler olmuştu ama geçen gün bir Twitter'ı gördüm o hanımefendinin. Nihan'dı galiba. Ondan sonra ya diyor tamam diyor tamam hadi orada kaldı. O kadar da uzatmayalım diyor. Yani o kadar da işi büyütmeyelim noktasında. Hani orada kaldı. Sürekli onu gündeme getirip ısıtmayın noktasında işi yapıyor. Öyle böyle bir kendini ifade etme, o günün Türkiye'sindeki şeyleri söyleme, ön alma, gündem belirleme işleri. Bunlar böyle hep böyle şeyin altın porta Antalya Altın Portakal'ın 59 yıllık tarihinde hep olmuştu. Skandallar, yani ondan sonra işte ödüller konusundaki kayırmalar, yok işte o ödül olmuştur, yok bu da. Bu sene onların hiçbiri olmadı. Yani bu sene ödüllerle ilgili herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Verilen mesajlar, alan ödüllerini alan yönetmenler, işte film yapımcıları, hepsinin derdi aslında günümüz Türkiye'sinde bir mesaj vermekti. Politik bir mesaj vermekti. Yani o politik mesajın arkasında işte Türkiye'nin manzarasını, günümüz Türkiye'sinin nasıl gördüğünü, oraya dikkat çekmeye yönelik şeyler vardı. Şimdi en iyi film ödülünü Karanlık Gece ile Özcan Alper aldı. Ondan sonra en iyi kadın oyuncu ödülünü Merve Dizdar aldı. Bu Merve Dizdar'ı parantez açmak istiyorum. Hani bazen insanlar vardır ya böyle nasıl diyeyim? Onunla tanışmazsın. Yani görüşmezsin. Hiç yani yoldan bile karşı karşıya geçerken hiç şey olmamışsındır. Yani hiç ilgin alakan olmamıştır. Ama o insan seninle olan arkadaşlığı, dostluğu, işte ne bileyim böyle bir o güne kadar biriktirdiği birikimiyle aslında senin potansiyel şeyindir, böyle arkadaşındır. Yani hayali arkadaşınızdır. Anlatabiliyor muyum? Yani sonra bir gün onunla karşı karşıya bir karşılaşırsınız yani bir yerde. Ve şey olursunuz. Nasıl diyeyim böyle. Hemen kanka olursunuz böyle. Hemen çok iyi anlaşırsınız. Hiç şey yokmuş gibi. Yani hep ve insanlar çok şaşırır. Benim böyle hayatımda çok olmuştur yani. Mesela ben bazen böyle insanlar şey der, ya Tuncay sen ne zaman bu kadar çabuk arkadaş oldun, bu kadar dost oldun, bu kadar yakınlaştın falan. Aslında o nedir biliyor musunuz? O zaten ben buradayım, o da orada. Ama her ne kadar da biz farklı da olsak, o güne kadar karşılaşmasak da aslında biz yakınlaşmaya, yakın olmaya ve bir sürü konuda düşünmeye, o sıcaklığın o katalizörü yani o kaynaşmaya çok açığızdır yani. Bazen öyle olur, anlatabiliyor muyum? Çok kısa sürede çok büyük dostluklar oluşur. Yani onların, çünkü zaten hayat, birikim, bakış açın seni oraya getirmiştir, anlatabiliyor muyum? Orada toplanmışsındır. İşte bu Merve Dizdar da öyle bir şey. Öyle bir şey hissediyorum. Yani kızın duruşu, mahcubiyeti, aldığı ödülü ifadesi, kimseyi atlamamaya çalışması, böyle
Böyle o büyük alçak gönüllülüğü, hep oyunculuğunun içindeki o şeyi, ya bana verdiniz ama başka arkadaşlarım da vardı, onları da kırmayalım bakış açısı, Ezgi Mola'yla muhabbetleri, yani böyle o Ezgi Mola hikayesini de başka bir bölümde açacağım. Çünkü bu Ezgi Mola ve o tayfa mesela aslında bana çok uzak bir tayfa ama çok garip bir şekilde bu pandemi sürecinde fiziki olarak değil de bakış açı, yani bakış olarak, izleme olarak başka yönlerini keşfettim. Yani o insanlar böyle şeyler, nasıl diyeyim, böyle çok böyle sinop yukarıdan görünen gibi star pozisyonunda yaşayan tarzındalar ama mesela o pandemi döneminde o küçük şeylere böyle onları kendi dünyalarını açmışlardı ve o kendi dünyalarını keşfetme anlamında bir sürü ön yargım şey olmuştu. Ha dur ya, bu kız öyle değilmiş. Ondan mesela Berrak diye bir kız var. Böyle uzun boylu, soy ismini unuttum şimdi. Mesela o Berrak, yani ben onu bir magazin figürü olarak hep düşünmüştüm ama kızda acayip bir sinema birikimi, acayip iyi şeyler yapmak için çabası ve o çabayla biz aslında hep böyle o magazin sayfalarında çok şey olarak söyleyeyim, böyle onun sadece sanki şey, cinsel kimliğiyle verilen bir mesaj, sürekli böyle işte sevgilileriyle yapılan haberler falan, aslında kızın böyle o potansiyelini hiçbir zaman keşfedemedik. Yani keşfedemiyoruz da yani. Şimdi böyle Türkiye'de bu magazin basının da biraz şeyi var. Böyle insanları böyle yaftalaması ve sadece böyle bir kategorize etmesi ve o kategorize üzerinden ona bakmanız sağlıyorsun ve onun etkisinde kalıyorsun. İster istemez etkisinde kalıyorsun. Ama mesela bu pandemi sürecinde bu değişti. Merve Dizdar bölümünü burada kapatıyorum. Şimdi asıl anlatmak istediğim burada Kurak Günler filmi en iyi yönetmen ödülünü Emin Alper aldı ve Emin Alper'in ortak yapımcısı Gezi davasında da için şu anda içeride olan, hapishanede olan Tayfun ve Nadire Mater'in kızı Çiğdem Mater. Şimdi bu Çiğdem Mater'e biraz anlatmak istiyorum. Yani nasıl diyeyim? Şimdi ben biraz sol tarihe meraklı bir insanım. Hep şey yapmayı isterim. Yani nasıl o insanların hikayesini anlamaya çalışırım. Neden solcu oldular? Kimdiler? Nasıl yola çıktılar? Yaşadıkları deneyim, o deneyimlerin sonucunda vardıkları nokta, ondan sonraki hayatla ilişkileri, içeri düşmeleri, zor günler, zor günlerin dışındaki geldikleri, böyle acayip bir külliyat vardır orada. Şimdi Çiğdem Mater'i ilk duyduğumda ben şey dedim, annesi, bazen böyle bilge şeyi de insan karıştırıyor. Annesi Nadire Mater, o da Mehmet'in kitabı ile ilgili bir kitap yazmıştı ve böyle soruşturmalar açılmıştı hakkında falan filan. Aklımda o kalmış. Ben o zannettim. Yani hiç Çiğdem Mater hayatımda yok. Yani aklımda yok. Yani kim olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum falan. Hani o benim cahilliğim. Yani ben şey yapmışım. Şimdi orada sonra öğrendim ki, yani böyle okudukça, özellikle Twitter'da İnönü Alpat diye yazan şeyinde, mesela Çiğdem'in isminin hikayesi, yani neden Çiğdem ismi verilmiş o 80 öncesi dönemlerdeki bir pusuda öldürülen bir devrimci genç kızın adı yaşatılmak için Çiğdem ismi vermiş. O dönemdeki devrimci gençler ki kendilerine, çocuklarına böyle Çiğdem ismini vermişler o şeyde. Şimdi orada ben bu Mater ismini duyunca Nadire Mater, yani annesi sandım. Ama sonra öğrendim ki Çiğdem Mater
Yani o küçük kız büyümüş, sinemacı olmuş, işte Kurak Günler filminin ortak yapımcısı olmuş falan falan filan. Şimdi de içeride günlerini geçiriyor. Onu da en kısa zamanda adaletin yerini bulacağını düşüncesini taşıyorum. Yani o gezi hikayesi de uzun bir hikaye. Şimdi zamana karşı yarıştığım için o ayrı bir bölümde açıp konuşmam gerekiyor. Cahide Songkul ödülünü verdi ve orada yaptı. Bu Kurak Günler filminde 9 ödül aldı. O ödüllerden bir tanesini de benim için çok özel. Bu en iyi, yılın en iyi uygulayıcı yapımcısı Selim Güntürk'ün. Bu benim coğrafyamın, toprağımın güzel insanı. Ufak küçüklüğünü bildiğim, böyle cin gibi olan çok tatlı bir Ziya abimin çocuğu. Tebrik ediyorum güzel kardeşim. Yani aldığın ödül için tebrik ediyorum. Daha nice güzel ödüllere, nice güzel işlerin içinde olman dileğiyle diyorum. Şimdi hayat böyle akıp gidiyor tabii. Bu şeyi anlatmak istiyordum. Şimdi Yeşilçam ekolü Türk sinema tarihine damgasını vurmuş. Çok uzun bir ekol. Yani günümüzdeki o dizi filmlerin yapıldığı gibi işte haftada işte filmler yapılıyor. Ve o dönemin o açığını bu içinde o Yeşilçam diye nitelenen sektör Türkiye'nin kültürel ihtiyacını karşılıyor. Ben medya maceramın başlangıcında Kanal 7'de çalışırken başladığımda orada en şaşırdığım şeylerden bir tanesi de ekibin Yeşilçam ekibi olmasıydı. Yani dönemin Kanal 7'si, yani 1990'ların ortalarındaki Kanal 7. O zaman Ahmet Hakan Coşkunlar orada, ondan sonra şimdi ünlü olmuş daha bir sürü insan var. Onlar hepsi orada şey günleri, çıraklık günleri. Böyle o dönemin Refah Partisi'nin kurduğu, onun mesajlarını kamuoyuna duyurmak için uğraştıkları bir böyle şey yapılanma. Yani günümüzün Halk TV'si gibi. Nasıl ki günümüzdeki Halk TV, Tele 1, KRT bir şekilde muhalif kanalları, muhalifleri gündeme getirmek, onları fikirlerini, düşüncelerini duyurmak için şey yapıyorlar. O zamanki ana akım medyaların içinde bütün yukarıdan aşağıya doğru her yer tutulmuş, günümüz gibi de değil. Yani bir YouTube işte ne bileyim bir böyle radyo şu bu. Yani radyo var ama hani televizyon en önemli mecra ve o televizyon mecrası içinde bir TGRT var, muhafazakar kesimi kendini dillendirebildiği. Bir de ama TGRT'nin de çok sayılmadığı milli görüş çizgisinden gelen bir Kanal 7 var. Ve Kanal 7'nin ekibinin yarısı, teknik ekibinin yarısı şeyden, Yeşilçam'dan oluşuyor. Mesela meşhur bir Tolgay Ziyal vardı. Bu bütün baba yönetmenlerin iki numarası, yardımcı yönetmen. Yani acayip böyle sinema sevgisiyle dolu olan böyle heyecanlı bir tipti. Mesela Tolgay abinin yaptığı işlerde böyle yani böyle bir fırça atar sana. Bu nerede? Bu nasıl olmuş? Hadi kardeşim yapıyoruz dersin valla. O arada yayılmışsındır falan filan. Bir 5 dakika sonra herkes hazır ola geçer yani. Herkes hazır oldu. Gidersin böyle çekim yaparsın. Çekim yaptıktan sonra öyle yapar. İşte kamera Yeşilçam ekolünden gelen böyle kameraman abiler. Ondan sonra kadrajı kurar. Ondan sonra sen işte dersin ki şöyle olsun, böyle olsun abi dersin. Ondan sonra fixlersin. Ondan sonra
Ondan sonra seni çağırır falan. Hocam bir bakın dersin. Ben daha o zamanlar gencecik, toy bir delikanlı. Ondan sonra giderim böyle bakarım. Ondan bakarım. Ha tamam abi bu güzel derim. Oradan yaparız. İşte onlardan bir tanesi de o zamanlar daha Türkiye'ye yeni gelmiş Endonezya'dan mı o taraflardan bir yerden Ahmet Davutoğlu'ydu. Yani Ahmet Davutoğlu'yla muhabbetimiz ta aslında 90'ların ortasına dayanıyor. Yani o zamana dair geziyor. Orada işte kızdığım nokta o. Yani günlük pragmatizmi, günü kurtarmak için insanların böylesine şeyleri günü kurtarmak için gençlerle karşı karşıya geldiğinde Babala TV'deki babalanma işi işte ondan dolayı önemliydi. Yani orada günümüz medyasında o zamanlar İşte o zamanlar gidiyorduk, çekiyorduk. Ahmet Davutoğlu Kanal 7 üzerinden kamuoyuna mesajını veriyordu. Ve kamuoyundan mesajını verdiği için hatta hiç unutmuyorum bir tane Ahmet Davutoğlu ile yaptığım çekimden sonra o zamanki genel yayın yönetmenim Özkul Eren tarafından ikramiye ile ödüllendirmiştim ve çok şaşırmıştım. Allah Allah bunlar şimdi bayram değil, seyran değil. Bana niye ekstra bir ikramiye verdiler falan demiştim yani. Şimdi böylesi bir zamanda niye? Çünkü o zamanki o düşünce insanları, o düşünce sürekli bir takım aynı şeyleri söylüyorlar. Bazı insanlar böyle farklı şekilde farklı nitelendiriyordu. Ve o zaman Ahmet Davutoğlu diye birisi yoktu. Yani benim ilk röportaj yaptığımda Ahmet Davutoğlu bir akademisyendi, yurt dışından gelmişti. Galiba Marmara Üniversitesi'nde küçük bir odası vardı. Orada onunla karşılıklı bir röportaj yapmıştık. Bu Balkanlardaki katliamlar, işte Balkanlardaki Bosna Savaşı ile ilgili bir söyleşi yaptığımızı hatırlıyorum. Demek istediğim şey, geçen hafta sinirlendiğim şey oydu. Yani sen bir şey oluşturuyorsun ama günümüz Z kuşağı, yani Z kuşağı cin gibi ve çok açıklar. Yani ve o açıklık içinde, o oluşturdukları dünyada senin beslenmeleri, kendilerinin kültürel olarak tamamlamaları çok farklı. Yani şimdi sen bir televizyona çıkıyorsun o zaman ne izlendiğini tam bilmiyorsun. Tam rating var. Ama şimdi dijital ortamda ne kadar izlendiğini, kaç kişi tarafından izlendiğini, dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine izlendi. Ve geçen haftaki o Babala TV'nin izlenmesi 5 milyon küsur falan yani. Şimdi o 5 milyon küsurun içindeki insanlar karşılığında geldiği zaman niye oraya gidiyor Ahmet Davutoğlu? Niye Cem Uzan oraya gidiyor? Niye o Zafer Partisi'nin başındaki Ümit diye bir akademisyen, şimdi soy ismini hatırlamıyorum. Niye gidiyorlar? Çünkü orada 7,5 milyon genç insan ilk defa oy verecek. Ve bugün İyi Parti ne diyor? İlk oyunuzu bize verin diyor. Uzaktan Londra'dan bir tane genç bir arkadaşla bağlantı yapıldı. İyi Parti bunları çok iyi kullanıyor. Yani bu stratejik medya hamlelerini çok iyi kullanıyorlar. Ve orada mesela 7,5 milyon gencin oy kullanacağı yerde diyor ki ilk oyunuzu İyi Parti'ye verin diyor. Şimdi o zaman o gençler nerelerden besleniyorlar günümüz gençleri? Bu internet ortamında, YouTube ortamında bekliyor. Yani oradan bakıyor. Ya Tuncay diye birisi var. Hiç önemli değil kim olduğu. Ne kadar iş yaptığım, ne yaptığım falan filan değil. Bir yerden yakalaması önemli. Yani yakalamak önemli anlıyor musun? Böyle yani yakaladın, baktın, izledin. Geçen gün kızımla konuşuyorum. Bana bir isim söyledi. Dedim ki bu kim ya dedim. Lan adamın 6 milyon abonesi varmış. Şimdi bu geçenlerde bizim yerli Steve Jobs dedi ki Babala TV'ye bak dedi. Bilmem kaç milyon şey varmış. Yani anlatabiliyor muyum? Başka bir dünya varmış. Bizim bundan haberimiz yokmuş. Yani ben kendi adıma söylüyorum haberimiz yok noktasında. Yani o zamanki Kanal 7'de Refah Partisi İstanbul'u İstanbul'daki iktidarı almış. Başında Recep Tayyip Erdoğan diye genç bir insan var. Ankara'yı almış. Başında Melih Gökçek diye birisi var. Ama İstanbul çok önemli ve yerel iktidarlarla Ankara'daki merkezi iktidar arasında bir güç paylaşımı olmuş. Tıpkı bir yerden hatırlıyor musunuz? Size bir çağrışım yapıyor mu? Yani
Bugünkü hikayenin o zamanki başka bir versiyonu. Yani o zaman da bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İmamoğlu dünün Recep Tayyip Erdoğan'ı. O da aynı şekilde. Yani aynı şekilde onu öne çıkartan İstanbul'daki icraatları. O yoldan yürümeye çalışıyorlar. O yoldan ilerlemeye çalışıyorlar. Yani aslında herkes içinden bir gün ben de Recep Tayyip Erdoğan gibi o iktidara o şekilde sahip olabilir miyim kavgası yaşanıyor bugün Halk TV'de ne bileyim o kesim içindeki şeyde de. Yani dünün Kanal 7'sinde işte bir bölümü az önce anlattığım gibi Yeşilçamcılar var. Ondan sonra bir bölümünde yeni okullarından yeni çıkmış genç insanlar var. Ondan sonra bir bölümde böyle bir yapılanma. Hani bu yapılanma. Daha sonra yine anlatırım çünkü önemlidir o şeylerin. Ondan sonra burada şey var. Burada bunu olgu hani bu muhalif oldu. Çünkü nasıl kendini ifade edemiyor. Kendini anlatacak yer bulamıyor. Kendini anlatacak yer bulamayınca o zaman Kanal 7 bütün kesimlere açık olan o zamanki NTV yeni kurulmuştu. Bir haber kanalı formatında bütün kesimler, bütün muhaliflerin kendisinde düşüncelerini ifade edebildiği bir platform gibiydi. İşte o zaman aklınıza kimler geliyorsa atıyorum Murat Belgeler, ondan sonra solcular, sağcılar, işte herkes yani. Bütün muhalif o dönemde Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz karşıtlığında olan yani ana iktidara karşı olan herkes bir şekilde söylemek istediği sözleri hemen orada söylüyordu. Yani bugün Ahmet Hakan Coşkun yani o hani var ya liberallerle şunlarla falan kanka durumları o günlerde atıldı o günlerin şeyi o ilk başlangıçları oralara gidiyor. Çünkü İskele Sancak diye bir program yapıyordu. O programa işte 4 saat 5 saat programdı o. O siyaset meydanının alternatifi yapmak istiyorlardı. Ve oradaki yaptığı program içinde bütün farklı düşüncedeki insanları bir şekilde getiriyordu. Sonra ne oldu? O farklı düşünceler noktasında kendine yer açmak noktasında kendini ifade etmek, kendini daha çok anlatmak için çeşitli alternatif mecralar kurulması için oluşumlara gidildi. İşte 24 TV öyle bir oluşumdur. İşte ne bileyim ondan sonra diğer oluşumlar uzun bir hikaye. Ama ana nokta kaçırmamamız gereken nokta bugünkü Halk TV ile oluşan o nokta. Muhalifleri beslemesi, yani muhalifleri içine alması, muhalif kanatlarla beslenmesi, doğru söyleyemedim bir türlü. Geçmişte aynı hikaye. Ama burada çok ince bir şey var. Benim kızdığım noktalardan da biri. Yani aslında Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye öyle bir format attı ki karşıtını da belirliyor. Yani Amerika'ya gidiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Aslında aynı Sayın Erdoğan gibi gidiyor. Uçaktaki gazeteciler, ondan sonra oradaki bakış açısı yani aynı. Yani diyor ki ey Recep Tayyip Erdoğan tamam senden sonra bir dönem olursa ben gelirsem sen merak etme ben de aynı gibi biçimsel olarak belki niteliği değişir ama biçimsel olarak aynısını yapacağım diyor. Ve onun örneklerini gösteriyor. Yani o türlü mesajlar veriyor. Onun için ben açık söyleyeyim yani iktidar değiştiğinde de bu dönemin yani bu iktidar formatının başkanlık sisteminin değişeceğine tarihe bir not olarak söylüyorum inanmıyorum. Ya, o, yani inanmıyorum. Yani gelen maalesef bu açılan iktidarı eline aldığı noktadan itibaren ki bu arada Recep Tayyip Erdoğan'ın da iktidarı öyle kolay kolay kaybedeceğini hiç düşünmeyin. Çok ciddi ataklar yapıyor. Arada bir 4 puan farkını tekrar geri aldı. Kararsızlar noktasında daha bir sürü yeni ataklar geliyor. Başka şeyler var. Bir taraftan da zamana karşı yarışıyorum. Onun için bütün söylediklerimi söyleyemiyorum. Yani öyle de bir sıkıntım var. Yani şimdi o siyasete girdim de bir kere
iletişim stratejisi tamamen değişti. Yani orada çok önemli Erol Olçok'un yardımcısı olan geçmişte eski AK Parti milletvekili, Erzurum milletvekili olan bir arkadaş tam yetkili olarak bütün siyasal iletişimin, bütün o siyasal şeylerin başına geldi. Bir kere oraya reis el attı ve dedi ki bir durun bakayım siz şöyle bir geçin kenara, bir geçin, gel, gel, otur bakayım. Yani biz bu işi değiştireceğiz dedi. İşte bu Erdoğan'ın en ilginç hallerinden biri. Yani bu bir şeyi gündemine aldığı zaman, böyle odaklandığı zaman böyle tam sağa pres yapıyor. Yani böyle tak diye böyle acayip odaklanıyor yani işini verdi. Bir bilgi, başka yerlerden duyduğunuzu mu bilmiyorum. Bütün Türkiye'de bir Alman firmasına, bir araştırma şirketine araştırma yaptırıyorlar. Tamamen tarafsız bir şekilde. Yani diyorlar ki kardeşim biz sana olguları tamam vereceğiz. Hani ne istiyorsun? İşte bilmem Kütahya'da işte gittin araştırma yapıyorsun. Ne istiyorsun orada? İşte şurada, arabada, şurada, burada. Biz senin yaptığın işe karışmayacağız. Sen git orada araştırmanı yap. Ondan sonra bize sonucu. Bu bütün Türkiye'deki bütün o örnek yapılacak bütün il ve ilçelerde geçerli. Bir kere çok ciddi bir araştırma yapılmış, sonuç yapılmış durumda AK Parti cephesinde bir kulis bilgisi olarak veriyorum. O bilgilerin ışığında çıkan sonuçlar var. O sonuçlar diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık başkanlığına karşı halkta öyle muhalefetin söylediği gibi bir tepki yok. Ama bir tepki var. Şimdi o tepki önemli. O tepki AK Parti üzerinde var. Yani halk Recep bu işte enflasyondur, günümüzdeki bütün bu olumsuzluklardan sorumlu olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, AK Parti'yi sorumlu tutuyor. Partileşme içinde. Buraya diyor ki neşter at. Burayı düzelt. Yani bütün bu çıkan senaryodan, bir senaryo bu. Yani bu senaryodan çıkan sonuç olasılıklardan bir tanesi o rapordan çıkan sonuç diyor ki Erdoğan devam ediyor ama meclis değişiyor. Şimdi burası önemli. Burası önemli. Yani gelecekle ilgili hani bütün kartlar nasıl dağıldı, ne yaptı, ne etti, nereye gidiyor? Hani böyle mi olur, şöyle mi olur, odur, budur derken bugün farklı bir noktadayız. Onun için Halk TV'deki arkadaşlara da dikkatlerini çekiyorum. Tabii Tele1 ve KRT. Yani muhalif, yani şu anda muhalif kanal pozisyonundaki arkadaşların öyle seçim bildiğiniz gibi çantada keklik değil. Değil. Yani öyle çantada keklik değil. Ona dair fikirlerimi de önümüzdeki haftalar içinde anlatacağım. Şimdi Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. Dediğim gibi verdiği fotoğraf aslında Erdoğan'ın uçağıyla gittiği fotoğraftan farklı değildi. Orada bir İbrahim Kiraz var. O önemli. O şey ekibinden, Davutoğlu tayfasından öyle bir şey var. O eski Star gazetesinin yazarlarındandı. Son zamanlarda o bir takım eleştiriler falan yaptı. Ya siz bu başörtüsünü çıkıyor atıyorsunuz ama ne olduğunu biliyor musunuz falan. Böyle bir şeyler var. Halkta karşılığı işte böyledir falan filan değil. O ekip var ya hani o başörtüsünü yasa yapalım diyen ekip var ya. Bunu bir şekilde şey Kılıçdaroğlu'na empoze eden ekibin içindeki İbrahim Kiraz'ın o yolculukta olması önemli. Onun dışındakiler de zaten bildiğimiz, tanıdığımız AK Parti, CHP medyasının içindeki insanlar. Şimdi burada ama bence başarılı bir gezi mi? Maalesef değil. Değil yani. Yani oraya gidiyorsunuz, işte bilmem bilim insanları,
İşte gidiyorsunuz Türk evinin önünde fotoğraf çektiriyorsunuz falan filan. Yani hani niye gittin abi oraya? Yani niye gittin yani? Hani burada sansür yasası diye can çekiştiğin işte bilmem ondan sonra bu sosyal medya yasası gündemde geliyor. İşte kimileri sansür yasası diyor, kimileri başka bir şey diyor falan filan. Böylesine senin sesini kısmak için iktidarın bir takım nasıl öneriler getirdiği, yasalar geçirdiği böylesi çok kritik bir günde bayram diye, seyran diye enişten beni niye öptü hesabı? Sen kalkıyorsun abi, Amerika'ya gidiyorsun. Niye gidiyorsun? İşte bilmem şunla, Türk'le, Aron'la, Daron, Aron, yani o ünlü iktisatçıyla görüşmek için falan gidiyorsun. Yani muhalefeti eleştirmek istemiyorum. Ulan iktidar varken muhalefeti niye eleştireyim yani? Anlatabiliyor muyum? Ama yani eleştirmeden de ya da bir laf söylemeden de geçemiyorum ki. Geçemiyorum abi. Yani şimdi bu pazar günü buna söyle yani şey yapmanızı istemiyorum da hani geçemiyorsun yani. Anlatıyor mu? Yani olmuyor yani. Abi yani bu Amerika gezisi hakikaten neye yani hangi akla mantığa gidiyor yani? Yani çevrim yani bu çevrim içi şeylerle de bu görüşmelerle de yani uzaktan eğer böyle bir şey yaptı yani gidiyorsun ya Allah aşkına ya yani sinirleniyorum ama yani sinirlenmeyeceğim sakin ol ya abi gidiyorsun oradan Halk TV'ye bağlanıyorsun ya yani ha Ankara'dan bağlar mısın ha Amerika'dan bağlar mısın ne fark eder ki yani anlıyor musunuz? Ne fark eder ki yani? Günümüz dünyası artık şey olmuş yani ufacık bir dünya olmuş iletişim anlamında. Artık iletişim modu yani mesajın önemli, ne söylediğin önemli. Yani Türk evinde yolsuzluk, monsuzluk iddialarını dile getirmen için abi oraya mı gitmen lazım yani? Anlamadım. Anlamadım yani. Şimdi yani bunları söylediğim zaman dur diyorum ya bir dur bir dur. Şimdi tabii bu arada çok sözü geçen bir olay oldu. İki tane olay oldu aslında. Bir Üsteğmen değil mi? Emekli Üsteğmen bu Ergenekon balyoz davalarında yargılanan bir arkadaş Mehmet Ali Çelebi. CHP'deydi. Memleket Partisi'ne geçti. Oradan da AK Parti'ye geçti. O arada Rütük'te bir dengeler değişti onun geçişiyle. Ondan sonra Barış Yarkadaş dedi ki oyumu geri istiyorum dedi. Barış Yarkadaş o kadar haklı ki o kadar haklı ki yani geçebilirsin ama senin bir misyon, yani sana bir misyon biçilmiş. O misyonun üzerinden yoksa kusura bakma da senin vekil olabilecek ne özelliğin var ki? Yani sırf o davada yargılandığın için o davada sen haksızlığa uğradığın düşüncesiyle sana bir imkan sunulmuş ve sen şimdi bu imkanı almışsın tam tersi bir şekilde değerlendiriyorsun. Yani bu noktada şey oluyor insan. Yani ne oluyor ya? Bir şey oluyor. Ankara'da bir şey oluyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ankara'da bir şey oluyor. Yani ondan sonra bu Turan Feyzoğlu'nun da Lefkoşa Büyükelçiliğine atanması. O da başka bir şey. Acaba bir zamanlar başörtüsü yasağını bu ülkeye dikte eden mantalite. Şimdi aslında sistemin merkezinde başka bir yerdeler. Yani oradalar mı? Başka bir şey mi? Yani o hani keskin insanlar, o olmaz, başörtüsü geçilmez, başörtülü insanlar okuyamazlar, üniversiteye giremez diyen insanlar. Bugün o anlayışın içindeki insanlar bir şekilde bu tarafta konumlanıyorlar. Değişik bir şeyler oluyor yani. Hani ne oluyor yani? Bir şeyler oluyor da ne oluyor yani? Anlatabiliyor muyum? İkinci bir şey
Turan Çömez diye doktor, operatör doktor bir arkadaş var. Hep böyle şey geçiyor işte. Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü. İlk şeyde işte bu anlattım ya, Refah Partisi döneminden itibaren, ta eşimden başından itibaren o halkada olan arkadaş. Bu doktor arkadaş da valla ne zaman doktorluk yapıyor bilmiyorum. Ne zaman açsam ben televizyonda, ne zaman açsam Türkiye'de. Yani ne zaman, ya bu Turan Çömez bir şekilde yani allem ediyor, kallem ediyor, benim karşıma çıkıyor yani. YouTube'da karşıma çıkıyor. Muhalif kanallarda karşıma çıkıyor. Bir şekilde benim hayatımın içinde bir Turan Çömez var yani. O çıkıyor oradan işte böyle böyle bla bla bla. Ne zaman doktorluk yapıyor onu da anlamıyorum. Yani ne zaman bu doktorluğa ne zaman ayırıyorsun zaman? Sen ana geçim kaynağın doktorluk olan bir insan bu kadar çok televizyonlara çıkarak yani asıl işinden ne zaman para kazanıyorsun? Ne zaman hayatını idame ettiriyorsun? Yani yo yo bir şey yok yani ama ne bir şey söylemek istemiyorum yani şöylesin böylesin ya da işte böyle bir şey demek istemiyorum. Sadece aklımdaki sorular yani anlıyor musun? Yani abi sen ne zaman para kazanıyorsun? Ne zaman hayatını idame ettiriyorsun? Ne zaman işte geçimin için şey yapıyorsun da bunun dışında şey yapıyorsun. Hayatında sürekli televizyondasın ve sürekli onların sonucunda ne oldu? Turan Çömez de İYİ Parti'ye geçti. Bu da başka bir parantez. Bunu da alalım bir tarafa koyalım. Şimdi bu benim de dikkatimi çekmişti. Bu yayının başında ya bizim yerli Steve Jobs'la konuşurken abi dedi ya dedi İstanbul'da dedi tuhaf şeyler oluyor dedi. Hayır dedim ne oluyor dedim. Abi dedi böyle dedi kemer şeklinde dedi şeylerden özellikle bu Suriye göç tarafından gelen göçmenlerde kemer şeklinde dedi şeyler oluyor dedi. Böyle kemeri çıkartıyorsun kemerin içinden plaf diye böyle bir tane uzun bir bıçak çıkıyor. Geçenlerde Fatih Altaylı'nın da bununla ilgili bir şey var. Bu çok metanetli bir konudur. Yani çok böyle keskin tarafları olan bir konudur. Onun için çok oraya girmek istemiyorum ama çünkü asla ve asla yani ben hayatta insanların eşit olması gerektiğini, eşit fırsatları kim olursa olsun insanların eşit fırsatlar içinde olmasını düşünen bir insanım. Ve bugün Suriye'deki yaşanılanlardan dolayı işte ne bileyim Afganistan'da yaşanılan durumdan dolayı Türkiye'ye gelen bunlarla ilgili fikrim var. Ama bir şekilde bunların buraya gelmesi, bu kadar hayata girmesi, bunların gelecekte böyle çok ince bir çizgi var orada, ırkçılık çizgisi. Oraya düşmek istemem. O çok önemli bir şey. O dünya hepimizin dünyası. Amma ve lakin acayip şeyler oluyor. Bu adres hikayesi. Hani bu adreste üzerine başka partililer var. Yani adamın evinin adresinde böyle bilmem başka bir partiye ait insanların şeyi var. Çıkmış durumu. Yani İçişleri Bakanı'nın muhabire yaklaşımı da acayip bir hal. Ondan sonra oradan şeklinde. Burada da böyle bu uzun bıçakların çıkması, Fatih Altaylı'nın geçen günkü yazısındaki çeteleşme, bu AVM kavga, AVM'lerde silahların çekilmesi, sürekli yaralıların olması, böyle dipten yukarıya doğru bir şeyler geliyor. Hani bir şey geliyor. Hani burada bir koku var. Hani habercilik hani burnu keskindir dedi, denir ya. Hani orada bir şey dönüyor yani. Bir şeyler oluyor orada. Hani orada bir sıkıntı var. Yani o sıkıntının içinde anlatmanın şu anda netleştiremiyorum ama orada bir gerilim toplanıyor. Yani orada bir gerilim toplanıyor ve o gerilim bir şekilde yansıyacak. Yaralı Yüz filmi vardır biliyor musunuz? Çok ünlü bir Oscar'lı aktörün başrol oynadığı bir filmdir o. Hadi size eve de. O filmi seyredin.
4 saatlik bir filmdir. Kübalı bir göçmenin hikayesidir. O Kübalı göçmenin geldiği hikayelerden gelinen noktadır. Bunu söyleyeyim. Bugünkü yayınımızı burada kapatalım. Her ne kadar sürçülisan olduysa affedin. Çok teşekkür ederim. Lütfen ilginizi, alakanızı eksik etmeyin. Yorum yapmayı unutmayın. Yani olumlu olumsuz hepsi başımın üstünde. Saygılar, sevgiler.